Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce metnimizi okuyalım. Bir gün hoca ile komşusu bahçede oturur ve sohbet ediyorlarmış. Komşusu hocaya sormuş. Hocam sen kaç yaşındasın? Nasrettin Hoca derin derin düşünmüş ve sakallarını sıvazlayarak 40 yaşındayım. Komşusu şaşkın bir şekilde hemen itiraz etmiş. Nasıl olur? Bu hoca efendi 10 yıl önce de sorduğumda aynı cevabı vermiştin demiş. Hoca sakince gülümsemiş ve komşu efendi ben sözümün eriyim. Sözümden dönmek bana yakışmaz. 10 yıl sonra da sorsan aynı cevabı vereceğim demiş. Baktığımızda kişiler Nasrettin Hoca ve komşusudur. Çok doğru. C'ye baktığımızda olay bahçede geçmektedir. Evet, bahçede oturuyorlar diyor. Bu da doğrudur. Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay vardır. Evet, bu olay hakikaten yaşanabilir düzeyde bir olaydır veya da yaşanmıştır diyebiliriz. Zaman belirgindir. Ne zaman bu olay yaşandı bilmiyorum. Ne kadar bir zaman dilimi bilmiyoruz. O yüzden de sorunun doğru cevabı zaman belirgindir. Yani B seçeneği olmalıdır. Bu metinden tembel hayvanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tembel hayvanlar Orta ve Güney Amerika'da yaşayan Megalon ikidae, diğeri de Varediopolidae familyasına ait 6 türü kapsayan orta büyüklükteki memelilerdir. Tembel hayvanlar kısa, düz başlı, büyük gözlü, kısa burunlu, uzun bacaklı ve ufak kulaklı hayvanlardır. Ayrıca genellikle 6-7 santim uzunluğunda küt bir kuyruk taşırlar. Bütünüyle tembel hayvanların vücutları genellikle 50-60 santim arasındadır. Grimsi kahverengi tüyleri vardır. Ömürleri 30-40 senedir. Tembel hayvanlar sadece gerekli olduğu zaman çok yavaşça hareket ederler. Onlarla aynı ağırlıkta bulunan diğer hayvanların yarısı kadar kas dokuları vardır. Avcılardan gelen ani bir tehlikeyle çok nadir olsa da daha hızlı hareket edebilirler. Baktığımızda A. Fiziksel özelliklerinin nasıl olduğuna söyledi. Bakınız ayrıca genellikle 6-7 santim uzunluğunda küt bir kuyruk taşırlar dedi. Büyük gözlü, kısa, düz başlıdır. Evet, fiziksel özellikleri nasıl olduğuna değindi. Hareket kabiliyetlerinin durumuna evet şöyle bir şeyden bahsetti. Çok yavaş hareket ediyorlarmış ama avcılardan gelen ani bir tehlikeyle hızlı hareket ettikleri de oluyormuş. D'ye baktığımızda nerede yaşadıklarını, Orta ve Güney Amerika'da yaşadıklarını biliyoruz. Buna da ulaşılabilir. C. Besin olarak ne tükettiklerini hiç bilmiyoruz. Yani yukarıdaki parçada bu hayvanların, tembel hayvanların ne tükettikleri bilinmediği için sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? Tema dediği şey nedir? Asıl duygu. Bu parçadaki temel duygudan bahsediyor. Şiirdeki temel duyguya bakalım şimdi. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Ah ne güzeldir şimdi gittiğiniz yerler, doğduğum yer. Ah bir gidebilsem keşke oraya. Ne güzel günlerde gibi bir duygusu var. Yani tam olarak doğduğu yere, memleketine bir özlem vardır. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A. Özlem olmalıdır. Bu metinlerde söze edilen hayvanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Birinci metinden başlayalım. Kurt, köpekgiller familyasına ait olan bir hayvandır ve etçildir. Türkiye ile sayılı birkaç ülkede bu türe rastlanmaktadır. Etçil olan bu hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kürklere yetiştikleri bölgelere göre değişik renklerde olabilmektedir. İkinci metni okuyalım. Sırtlan, etçil olarak beslenen hayvanlardan bir tanesidir. Köpeklere benzemeleri ile de bilinmektedir. Ancak aslında kedigiller familyasının olan canlılardır. Günümüzde sırtlanlar Afrika ile Güney ve Batı Asya'da bulunmaktadır. Baktığımızda familyaları biri köpekgiller, biri ne dedi? Kedigiller familyasındandır. O zaman familyaları olmaz. Yaşadığı ülkeler Türkiye'de daha çok yaşıyormuş kurtlar. Fakat sırtlan ise
Daha çok Afrika ve Güneybatı Asya'da oluyormuş. O zaman yaşadığı ülkeler de aynı değildir. Kürk yapıları baktığımızda kürkleri yetiştikleri bölgede değişiklik gösterebiliyor kurtların. Fakat sırtlanlara baktığımız zaman sırtlanlarda bir kürk ifadesini göremedik. O yüzden kürklerin de ortak olduğunu söyleyemeyiz. Beslenme şekillerine geldiğimizde beslenme şekilleri nasıldır bir bakalım. Etçilmiş, etçilmiş. Her ikisi de etçilmiş. O zaman bu iki türün aynı beslenme şekline sahip oldukları söylenebileceği için sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir diye soruyor bize. Hangisine cevap olarak söylendi? Sanat, bir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır. Ancak sanat, insanın yaşamla ilgili bir başka deyişle günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yaramaz. İşte bunun için maddi ve pratik ihtiyaçları karşılamaya amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere zanaat denir. Sanatçı maddi beklentiden uzaktır. Zanaatçının maddi beklentisi vardır. Sanat yapıtının benzeri yoktur, biriciktir. Zanaat eserinin benzeri vardır. Zanaatkar aynı ürünü birçok kez tekrarlar. Sanatkar ise her defasında özgün eser ortaya koymaya çalışır. Sanatçı yeteneğiyle doğar. Zanaatçı bu becerisini sonradan kazanır. Sanatın amacı estetik de denilen güzellik duygusu uyandırmaktır. Zanaatinki gereksinimlere cevap vermek ve faydalı olmaktır. Yani yukarıda hep sanatçı ile zanaatkarın birbirinden farkına, nasıl farklılıkları olduğuna sürekli değindi. Bu yüzden de bu parça C seçeneğindeki soruya karşılık söylenmiş olabilir. Sorunun doğru cevabı bu yüzden C seçeneği, yani sanatçı ve zanaatkarın farkı olmalıdır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu metnin konusu nedir diye soruyorsa bize bu parçada ne anlatılıyor sorusuna cevap vermesi lazım. O zaman soralım parçaya. Bu parçada ne anlatılıyor? Türk kültüründe konukseverlik çok önemlidir. Erdem dolu bir davranış ve hoşgörü misalidir. Misafiri seven, ona değer veren, fedakarlık yapıp ikramda bulunan kişileri kültürümüzde çok rastlanır. Her millette olmayan, İnsancıl ve sevecen bir yaklaşım ile hareket eden Türk halkı, evine gelen misafire kim olursa olsun ailesinden biri gibi davranır ve elinde olan en güzel şeyleri önüne serer, ikramda bulunur. Bu davranış ve tutumlar da birlik ve beraberlik ile toplumsal bağa verilen önemin bir göstergesidir. Yani parçada ne anlatılıyor? Tabii ki Türk halkının misafirperverliği anlatılıyor. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır.